Teşekkür ederim. İşte geliyor. Yakından bakabilir miyim? Tebrik ederim baba. Tanrı'nın cezası geliyor işte. Beklediğimize değdi. O kadar mutluyum ki. Evet. Edmund Afrika seferini tamamladı. Artık yuvasına dönüyor. Teşekkür ederim. Onu görebiliyor musun Mercedes? Monsieur Morel. Ne var hayatım? Bayrak neden yarıya kadar inmiş? Fernand, ne olmuş olabilir? Edmund, merhaba sevgili oğlum. Yuvana hoş geldin. Fakat bu bayrağın anlamı nedir? Kaptan Decler nerede? Denizle başımıza kötü bir olay geldi efendim. Kaptanımızı yolculuk sırasında kaybettik. Yüksek ateşte öldü. Kaptan Decler mi? Öldü mü? Evet, maalesef onu kaybettik. Malları getirdiniz mi? Elbette efendim. Getirdiğimiz malların hepsini çok beğeneceğinizden eminim Monsieur Morel. Bunu duyduğuma sevindim. Bu arada bu üzücü olaydan başka bir sorun çıkmamıştır umarım. Biliyor musunuz efendim? Huzur içinde yatsın, kaptanımız öldükten sonra komutayı Monsieur Dantes aldı. Ve gemiyi gayet güzel idare etti. Kaptan Decler öldükten sonra idareyi ben ele aldım. İyi yapmışsın evlat. Aferin sana. Yıllardır denizlerdesin. Bu işi senden daha iyi kimse yapamazdı. Bu arada yolculukla ilgili bilmem gereken başka bir şey var evet, mı? Evet, bir şey daha var. Mahkemi buraya getirin. Yükü boşaltın. Kaderuz. 4 gün önce kaptanın cenaze töreninde bir dükkandan işi açılarken yakaladık. Doğru mu Kaderuz? Böylesine adi bir suçu işlediğini kabul ediyor musun? Cevap ver bana. Kaptan Dantes öyle diyorsa mutlaka öyledir efendim. Evet, kabul ediyorum. Onu neden polise teslim etmediniz? Bir insanı özgürlüğünden etmek bana yakışmaz efendim. Ama onu gemimde serbest bırakamazdım. Gemimde mi dedin sen bakayım? Demek istediğim... Kaptan olduğun için böyle dedin biliyorum. Peki şimdiki kararın nedir? Artık özgürsün Kaderuz. Ama sakın bir daha gözüme görünme. Bu kadar iyi ve cömert olmak iyi değildir Monsieur Dantes. Size zarar verebilirler. Baba, biraz önce tayfalarla konuştum. Gemi buradan Elbe'ye gidiyormuş. Elbe mi? Neden Elbe'ye gidiyor? Benim gemilerimin Elbe'de hiç işi olmaz. Kaptanın emri efendim. Kaptan orada karaya bir adam çıkartacak. Neden o? Yoksa bu esrarengiz ziyaretin asıl sebebi Napolyon mu? Kaptan o adaya neden gitmek istediğini bana söylemedi. İşte bu ilginç. Hem de çok ilginç. Kaptan Decler bir not, bir vasiyetname bıraktı mı acaba? Elinde bir mektup vardı efendim. Ve onu bana verdi. Bunun kime yazıldığı belli değil. Mektubu kime vermem gerektiğini biliyorum. Bana söylemiş. Bu durumda bu meseleyle bizzat sen... Edmund! Zavallı kız ya, seni yeterince bekledim. Hadi git bakalım. Seni sıkıcı konularla daha fazla oyalamayalım. Sevgilin bekliyor. Git hadi. Mercedes! Kulübün son üyesi de geldi. Ne kulübüymüş bu? Edmund Dantes'e diş bileyenler kulübü tabii ki. Ondan hoşlanmıyorsun. Hiç inkar etme Teğmen. Özellikle de güzel kuzenin Mercedes'le olan ilişkisine bozuluyorsun öyle değil mi? Mercedes'in adını bir daha o pis ağzına alma sakın. Otur yerine. Boş ver. Sakin olun. Sinirlerinizi bozmayın. Şimdi beni dinleyin. Anlaşılan üçümüzün de ortak bir düşmanı var. Bu durumda güçlerimizi birleştirsek daha iyi olur değil mi? Şimdi kavga edeceğimize bu konuyla ilgili ne yapacağımızı düşünmemiz gerekiyor. Ne demek istiyorsun?
Biz ne yapabiliriz ki? Siz bilmiyorsunuz. Gemi çok yakında Elba Adası'nda olacak. Elbette. Kaptan Dickler oraya gidecekti. O ölünce buraya geldik. Ama ölmeden önce Dantes'e bir mektup verdi. Biraz hayal gücünü kullansana. Bana sorarsanız Kaptan Dickler Napolyon Bonaparte için çalışıyordu. Ve o mektubu da Napolyon Bonaparte'a yazdı. Bence o mektupta çok gizli bilgiler var. Aklımızı kullanırsak bu durumu kolaylıkla lehimize çevirebiliriz arkadaşlar. Hancı! Neredesin? Bize içki getir. Geliyorum efendim. Bir saniyenizi rica edeceğim. Edmund. Efendim baba. Beni meraklı bir ihtiyar sanmayın ama Mercedes'e bir şey sormak istiyorum. Buyurun sorun. Şu senin kuzenin olan genç teğmen Fernand Mondego. Duyduğuma göre o da seni seviyormuş. Mondego bu savaşı kaybetti. Biz ne yapabiliriz? Fernand Mondego aşık bir delikanlı oğlum. Her şeyi yapabilir. Gecenin bir yarısı eline bir bıçak alıp kapımıza dayanmasını hiç istemem. Onun bıçağı varsa benim de yumruklarım var baba. Fakat... Baba, bu kötü kehanetleri bırak. Sana iyi haberlerimiz var. Evet, hadi söyleyelim. Hayır Mondego, bu mektubu sen yazsan iyi olur. Benim yazımı okuyabileceklerini hiç sanmıyorum. Bazen kendi yazdığımı ben bile çözemiyorum. Bu mektubu Marsilya Başsavcısına hitaben yazmanı istiyorum. Başsavcıya mı dedin? Evet, başsavcıya yazacak. Şöyle başlayabilirsin. Monsieur... Kaptan mı dedin? Evet, çok yakında kaptan olacağım. Her çıktığım seferden 100 altın ve kardan da pay alacağım baba. Sen ciddi misin? Bu harika bir haber. Diğer haberi de söyle sevgilim. Baba, aldığım ilk para senin olacak. Sonunda sana güzel bir ev alabileceğim. Bahçeli bir ev. Bahçesinde rengarenk mis kokulu çiçekler olacak baba. Bakınca için açılacak. Orada ne gördün oğlum? Hiç. Hiçbir şey. Ben de sizi karı koca ilan ediyorum. Evet. Yarınki törende ben bunu söyledikten sonra damat gelin hanımı öpebilir. Hayır, nikahtan sonra öpebilirsin dedim. Nikah töreniniz yarın olacak. Neyse. Nikahınız kıyıldı diyelim. Sonra gelin hanım senin koluna girecek. Yavaş yavaş koridorda yürüyecek. Ve kiliseden çıkacaksınız. Hadi, hadi durmayın, gidin. Şimdi de arkadaşlar konuk olarak gelinle damadın peşinden gideceksiniz. Hayır, sakin olun, gelini yarın öpeceksin, bugün değil. Yarın dedim çocuklar, duymadınız mı? Yarın. Unutmayın, yarına kadar sabredin. Durun, bunu yarın yapacaksınız. Hey! Yarına kadar sabredemediniz mi? Edmund Dantes. Buyurun Edmund Dantes benim. Seni tutukluyorum. Bu da ne demek oluyor? Edmund. Beni neden tutukluyorsunuz? Edmund. Ben kötü bir şey yaptım. Edmund. Fernand, onu nereye götürüyorlar? Mercedes. Sakın ona dokunma, alçak herif. Ona elini süremezsin sen. Afrika seferinden yeni dönmüşsünüz. Evet sayın başsavcı. Bu arada hakkınızda ciddi bir suçlama var. Suçlama mı? Beni düğün provam sırasında yakalayıp getirdiler. Yarın sabah evleniyorum efendim. Peki Bonaparte adına çalıştığınız doğru mu Bay Dantes? Bonaparte mı? Bonaparte mı dediniz monsieur? Hiçbir şey anlamıyorum. Elimdeki raporda amacınızın Bonaparte'a hizmet etmek olduğu yazıyor. Hiçbir şey anlamıyorum. Monsieur de Villefort, ben yalnızca denizcilikten anlarım. Denizi seviyorum. Nişanlımı seviyorum, babamı seviyorum. Benim tek amacım onlarla olmak. Sizce bu politik bir suçsa cezamı çekmeye hazırım efendim. Size inanıyorum. Bu el yazısını tanıyor musunuz? Hayır efendim. Emin misiniz? Yazılanlar doğru mu? Hayır efendim. Kaptanınız size bir mektup verdi mi? Evet efendim. Nerede o? Onu yanımda getirdim. Bana verin.
Fakat kaptana bir söz verdim. Majesteler adına size emrediyorum, mektubu verin. Majesteleri adınaysa... Buyurun. Mektupta ne yazıyor efendim? Bu mektupta neler yazdığını bilseydiniz asla yanınızda taşımazdınız. Bu ciddi suç ortak olmak istemezdiniz. Gösterdiğiniz tutumdan anladığıma göre sizin burada yazılanlardan haberiniz yok. Masum olduğunuza inanıyorum. Evet, ben hiçbir suç işlemedim efendim. Hadi artık nişanlınızın yanına dönün. Teşekkür ederim Monsieur de Villefort. Bir dakika. Buyurun efendim. Bu mektubun üstünde adres falan göremiyorum. O mektubu elden teslim edecektim. Ne zaman? Bu akşam. Hangi adrese? Montaigne 15. cadde. Kime vereceğinizi de biliyor musunuz? Evet efendim. Monsieur Noirtier'ye. Şu ismi bir daha söyler misiniz? Monsieur Noirtier dedim efendim. Eğer başka bir sorunuz yoksa durun, ben... Durun bir dakika, birkaç sorum daha olacak. Siz şu Noirtier denen adamı tanıyor musunuz? Merak ettim. Hayır efendim. Onun adından kimseye söz ettiniz mi? Sizden başka kimseye söylemedim. Güzel. Bu durumda size hemen salıvermem yakışık almayacak. Neden efendim? Siz şu anda politik bir suçlusunuz. Dolayısıyla formalite gereği bir gece tutuklu kalacaksınız. Yarın sabah serbest olacaksınız. Size söz veriyorum. Bakın. Sizi suçlayan bu mektubu huzurunuzda yakıyorum. Bu mektup olmazsa sizi suçlayacak başka hiçbir kanıt bulamayacaklar. Size söz veriyorum. Monsieur de Villefort, siz çok iyi bir insansınız. bu arada sizi sorgulayan birileri olursa onlara asla bu mektuptan söz etmeyin. Peki efendim, söz etmeyin. Ayrıca Noirtier adını da hiç duymadınız ona göre. Hiç duymadım. Anlaştık. Bu beyi şehir hapishanesine götürün. Merak etmeyin, sadece bu gece için. Formaliteler bunu gerektiriyor. Götürün. Noirtier. Bu lanet olası isim mezara kadar beni rahat bırakmayacak mı? Özür dilerim Monsieur. Şehir hapishanesine buradan gidin. Kapa çeneni. Lütfen. Tanrı aşkına söyleyin, nereye gidiyoruz biz? Tanrı'nın adını ofis ağzına alma aşağılık hay. Şimdi kapa çeneni. Beni şehir hapishanesine götürecektiniz. Başsavcı öyle söylemiş. Delikanlı, ara sıra söz dinlesen senin için iyi olur. İyi akşamlar Monsieur Noirtier. Bu da ne demek oluyor? Galiba bir mesaj bekliyordunuz. Senin gibi birinden hiçbir şey beklemem. Evet biliyorum. Haklısın. O mesajı benden beklemediğini biliyorum. Beklediğin kişi yakalanıp tutuklandı baba. Mesaj ne oldu? İmha edildi. Otur lütfen. Lütfen otur. Mesaj imha edildi. Orada yazılanları hafızama kaydettim. İsimleri, tarihleri hepsini ezberledim. Elbe Adası'ndan kaçış planınızı da biliyorum. Mektuptaki her detayı ezberledim. Ama korkma. Seni sorgulamak gibi bir niyetim yok. Seni gördüğüme çok sevindim. Ben oğlum. De seni gördüğüme sevindim baba. Yoldaşlarına asla ihanet etmeyeceğini biliyorum. Ama söylediklerimi yapmazsan sen zararlı çıkarsın baba. Şimdi bildiğin her şeyi ve bütün isimleri polise söyleyeceksin. Her zamanki gibi şeytanca davranıyorsun. Ancak şeytan senin kadar bencil olur. Sen benim en büyük utancımsın. Yaptıklarını örtbas ederken kendimi riske atıyorum. Öz babam Noirtier, düşmanım Napolyon'un uşağı. Adını bu pisliğe bulaştırmamak için yeterince çabaladım baba. Bugüne kadar kendince pek çok işi başardın ama bitti artık. Şu andan itibaren benim sözümden dışarı çıkmayacaksın baba. İlk olarak da bu gece benimle birlikte Paris'e gideceksin. Paris'e mi? Evet. Majesteleriyle hemen konuşsam daha iyi olacak. Korkmana gerek yok.
Sakin ol baba. Ona kaçış planını anlatırken hiç isim vermeyeceğim. Sadece plandan söz edeceğim. Bu kadar bilgi bile majestelerin savaşı kazanmasına yetecektir. Ve böylece ben de majestelerinin gözüne girmiş olacağım. Çok yakında önemli bir adamın babası olacaksın. En mantıklısı bu. Senin için de, benim için de. Beni oraya götüremezsiniz ha! İmdat! Çıkarın beni! Kapa çeneni, kafamı dışarı. Ben neredeyim? Nerede olduğumu söyleyin. Delikanlı, yeni evin Chateau d'If'e hoş geldin. Korkunç bir hata yapılmış. Beni şehir hapishanesine götüreceklerdi. Bu emri başsavcı Mösyö de Villefort verdi. Onu kendi kulaklarımla duydum. Utanmasa kralla kraliçenin arkadaşıyım diyecek. Beni dinleyin, buraya gelin. Bakın Mösyö de Villefort benim dostumdur. Bu yaptığınızı duyunca çok sinirlenecek. Durun gitmeyin. En azından beni müdürle. Bu sabah düğünüm olacaktı. Ne yaptım ben? Söyleyeyim ben ne suç işledim? Kahvaltını al. Durun bir dakika, beni dinleyin. Söyler misiniz? Hapishane müdürüyle acaba ne zaman görüşebilirim? Zamanı gelince. Zamanı gelince mi? Ama benim bugün serbest bırakılmam gerekiyor. Mösyö de Villefort böyle emir vermişti. Mösyö de Villefort da kimmiş? Acıktınız mı Monsieur? Biraz daha aç kalırsanız öleceksiniz. Durun. Bekleyin. Demek Monsieur acıkmış. Gururun karın doyurmayacağını sonunda anladı.
Kim o? Kimsiniz? Siz de mi mahkumsunuz? Beni duyabiliyor musunuz? Sen de kimsin? Edmund Dantes. Peki neden buradasın? Beni Bonapart'ın adamı olmakla suçluyorlar. Ne kadar zamandır buradasın? Bilmiyorum. Beni buraya 27 Şubat 1815 tarihinde getirmişlerdi. 10 yıl olmuş. Peki sen ne kadar zamandır buradasın? Şimdi o alttaki taşı sana doğru iteceğim. Yardım et. Benim adım Abi Faria. İtalya'da doğmuşum. Yine orada büyüyüp okudum. Buraya da 1810 tarihinde getirildim. Yani tam 15 yıl oldu. Politik suçlar zamana göre nasıl da değişiyor. Seni Napolyon adamı olmakla suçlamışlar. Beni de ona karşı olmakla suçlamışlardı. 5 yıl önce kaçmak için bir plan yapmaya başladım. Bunun için ince ince hesaplar yaptım. Gerekli aletleri yapmamsa yıllarımı aldı. 3 yıldır kaçmak için fırsat kolluyorum. 3 yıldır mı? Benim harika bir hesap makinem vardır. İşte burada. Bu zindanın denize bitişik olan duvarını bulmaya çalışıyorum. Onu bulduktan sonra işim çok kolay. Hesaplarıma göre 40 derece kuzeyde, en fazla 50 derece. Denize bitişik duvar mı? Evet. Benimle gel. Bak, bu benim çekicim. Eskidir ama işe yarar. Nereden buldun bunu? Kendim yaptım.
da ne böyle? İlker bir saat diyebiliriz. Saat 12 olduğunda oradan anlıyorum. Saat mi dedin? Evet saat. Astronomiden biraz anlarım. İşte sana göstermek istediğim şeyler burada. Bunlar en büyük hazinem. Bak. Bu benim iğnem. Onu balık kılçığından yaptım. Burada elime geçen her türlü malzemeyi değerlendirmeye çalıştım. Bak, mesela bu penseyi yaptım. Evet, bu bıçağı da yaptım. Sen, ha? Evet, lamban bile var. Lamban mı var? Sen mi yaptın? Ben yaptım. Yemeklerdeki eti ve kemikleri kullandım. Basbayağı lamba oldu işte. Peki ışığı nasıl elde ettin? Gardiyanlara tansiyonumun düşük olduğunu söyledim. Ve sık sık onlardan tuz istedim. Aldığım tuzu biriktirdim. Ve sonunda işte bu görmüş olduğun kibriti yaptım. Evet. Bütün bunları buradan kurtulabilme ümidiyle yaptım. Ancak bu ümidim söndü. Tam 5 yıl buradan kaçmak için plan yaptım ama boşa gitti. Denize bitişik olan duvarı bir türlü bulamadım. Abi Faria, dinle beni. Senin hücrenle hapishane kulesi aynı tarafa bakıyor değil mi? Evet. Denize bitişik olan duvar burası. Bunu kendi penceremden de gördüm abi. Kulenin yarısı bu tarafa baktığına göre sen haklısın. Sana duvarı göstereyim. Buraya dön. Sen demin 50 derece dedin. Bence 2 derece daha sağa kayacağız. Evet, yaklaşık 100 metre ileride de senin bahsettiğin duvar var. Yani sence benim kazdığım tünel istediğimiz yere mi çıkacak? Tamamlamak ne kadar sürer? Birlikte çalışırsak 4 yıl sürer. O halde çalışacağız. Bana her şeyi öğret. Bildiğin her şeyi öğret. Peki. Matematik, biyoloji, felsefe, şu anda konuşulan diller, eski diller, dünya tarihi, dinler tarihi. Tanrı'ya şükür bunların hepsini biliyorum. Ve şimdi de bütün bildiklerimi sana öğreteceğim. Edmund benim gördüğüm en iyi öğrenciydi. Öğrettiğim her şeyi beyin süzgecinden geçirip her noktasına kadar kavramayı başarıyordum. Ona şunu sordum. Seni hapse kim attırmış olabilir? Ortadan yok olman kimin işine yarayacaktı? Bunların cevabını bul. Çünkü birileri seni yolların üstünden çekmek için tuzak kurmuş. Senin yokluğundan kim istifade edip kaptan olabilir? İyi düşün. Denver. Güzel. Edmund Dantes bir anda ortadan kaybolursa Mercedes'i teselli etme işi kime düşecekti? Mondego. Doğru. O gece meyhanede Denker'la Mondego'nun bir mektup yazdığını görmüştün. Yanlarında kim vardı? Caderousse. Bu durumda seni ihbar eden o sahte mektubu kimler yazmış olabilir? Denker. Mondego. Caderousse. Ertesi sabah da seni Marsilya savcısına götürdüler. Adam sana çok yakın davrandı. Seni suçlayan mektubu yaktı ve Noirtier'e götüreceğin notu elinden aldı. Noirtier. Noirtier'in ismi her zaman kralla ve kraliçeyle birlikte anılırdı. Evet. Onun Napolyon'un adamı olmasına şaşırdım. Edmund, senin konuştuğun savcının adı neydi? De Villefort. De...
Komik bir şey mi söyledim? Sen saklanan bir gerçeği ortaya çıkartmışsın. Adı kralla ve kraliçeyle anılan ama aslında Napolyon için çalışan o adam var ya. Onun asıl adı Noirtier de Villefort'dur evlat. Yani abi mi? Hayır, adam benim yaşımda. O zaman babası. Aynen öyle oğlum, böylece. Savcının babası Napolyon'un adamı mı? Evet, o mektubu da bu yüzden yaktı. Ve beni de. Ve seni de. Kardeşler. Alçaklar. Gerçekleri ortaya çıkarmasına yardım ettiğime pişman olmuştum. Edmund'un yüzünde o ana kadar görmediğim bir ifade belirmişti. Mondego! İntikam iki ucu keskin bir kılıçtır Edmund. Seni de parçalamadan o kılıcı kendinden uzaklaştırsan iyi edersin oğlum. Kaderuz! Al sonu! Edmund. 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 Abi ne oldu? Edmund, ben çok kötüyüm. Ben ölüyorum. Hayır, yaşaman gerekiyor. Tünenin geri kalanını ben kazarım. Edmund, o tüneli tamamlayıp bu zindandan kaçmak zorundasın. Git ve o hazineyi bul. Hazineyi mi? Nedir bu? Monte Cristo adasının haritası. Bu kayıp harita Sezar'ın babasına aitti. Yüzlerce yıl önce kaybolan bu haritada dünyanın en büyük hazinesi saklı. Bu olağanüstü hazine asırlardır Monte Cristo adasının bir yerinde gömülü duruyor. Hepsi senin olabilir. Buradan kaçıp o hazineyi paylaşacağımızı hayal ediyordum. Artık bunu sadece sen yapabilirsin. Sende bunu yapacak cesaret ve gençlik var. O hazineyi bulmayı başarırsan hayatının geri kalanını refah içinde geçirebilirsin oğlum. Edmund, mutlaka buradan kaçıp o hazineyi bulmak zorundasın. Sana her şeyi öğrettim. Artık Tanrı'nın yanına gidiyorum. Sen benim çocuğumsun. Seni öz oğlum gibi seviyorum. Benim vadem buraya kadarmış. Ulu Tanrım beni yanına çağırıyor. O hazineyi ben ne yapayım söylesene. Benim gerçek hazinem burada. Sen benim sahip olduğum en büyük servet. Kahvaltı.
Diğer kaçağın kalbi daha fazla dayanamamış. Ben gidip bir çuval getireyim. Diğer hücrelere kahvaltılarını götürmedik. Gel benimle. Ölmüş galiba. Hayır, hala yaşıyor. Hadi ihtiyar, uyan artık. Yaşlı olduğunu nasıl anladın? Tipine bir baksana. Neredeyim ben? Bu çip Legonna'nın güvertesiniz. Burası Korsika. Ben geminin kaptanıyım. Kısaca benim adım Bertuccio. Bu da arkadaşım Jacopo. Evet. Peki sen kimsin? Ha? Senin adın ne? Nereye gidiyorsunuz? Urbino adasına gidiyoruz. 2 saat sonra burunda oluruz. Akıntıya dikkat edin. Demek bu suları biliyorsun ha?
Bertuccio, Jacopo. Siz İtalyansınız. Burada ne işiniz var? Herhalde tahmin etmişsindir. Kaçakçılık işinden iyi para kazanıyor musunuz? Nerede o günler? Burası denizcilerden geçilmiyor. O kadar çok balık avlarsan deniz kurur tabii. Ne dersin? Bize katılmak ister misin? Her neyse. Söylesene. Kimsin sen? Adın ne? Buraya nereden geldin? Etrafta hiç gemi görmedik. Üstelik fırtına da kopmadı. Şato Dif'ten top atıyorlar. Evet. Yoksa... Jacopo. Üstüne vazif olmayan işlere burnunu sokma bakayım. Saçına sakalına rağmen genç görünüyorsun. Kaç yaşındasın? Biz şu anda 1929'da mıyız? Doğru mu? Evet, doğru. O zaman ben de 33 yaşındayım. Yakında 34 yaşında olacağım. Bunu sayenizde başaracağım. Sevgili dostlarım. Mercedes? Hala burada. Nasıl? Evlenmiş. Mondego ile mi? Fernand Mondego ile. Başka? Her şeyi anlat. Bunları sana anlatmakla hata yaptığımı biliyorum. Baban ölmüş herhalde. Ve anladığım kadarıyla baban hastalıktan ölmemiş. Açlıktan ölmüş. Evet, senin baban açlıktan ölmüş. Tengler, Montego, Kaderus, gebereceksiniz. Tanrı'nın karşıma çıkardığı bu iki sevimli kaçakçı beni yeniden hayata döndürdü. İkisi de gayet saygılıydı. Bana hiç soru sormadılar. Ta ki ben Abi Faria'nın vasiyetini yerine getirmek istediğim güne kadar. Üstü hazine asırlardır Monte Cristo adasının bir yerinde gömülü duruyor. Hepsi senin olabilir Edmund. Buradan kaçıp bu hazineyi paylaşacağımızı hayal ediyordum. Artık bunu sadece sen yapabilirsin. Sende bunu yapacak gençlik ve cesaret var. O hazineyi bulmayı başarırsan hayatının geri kalanını refah içinde geçirebilirsin oğlum. Kaçık dostumun vasiyetini yerine getirmek zorundaydım. Monte Cristo adasında bir şey bulacağımı sanmıyordum. Tek amacım abiye verdiğim sözü tutmaktı. Yüreğimin derinliklerinde yatan arzunun farkındaydım. O haritanın beni gerçek bir hazineye ulaştırmasını istiyordum. Yeah.
Abi Faria. Ulu Tanrım, gözlerime inanamıyorum. Sana söz veririm abi, bu hazine boş yerlere harcanmayacak. Bunlarla hastaneler, öksüz yetimler için evler yaptıracağım. Bununla yoksullara yardım edeceğime söz veririm. Senin adına terk edilmiş yaşlılar için bir de huzur evi yaptıracağım. Sana da söz veririm Edmund Dantes. Zindanda tükettiğin 14 yılının acısını çıkartacağıma sana söz veririm. Sana söz veriyorum Edmund Dantes. Çok yakında intikamını alacaksın dostum. Jacopo! Bertuccio! Bütün dünya benim artık! Zengin olduk dostlarım! Bu adamın geleceğinden emin misin? 15 dakika geçti. Geleceğini söyledi Bay Dengler. Ben bekletirmekten hoşlanmam. Harcadığım bu 15 dakika içinde binlerce frank kazanabilirdim. Duyduğuma göre adam çok zenginmiş. Biz ne zenginler gördük. Adamı kimse tanımıyor. Duyduğuma göre birkaç şatosu varmış. Bir başkası da servetini korsanlıktan elde ettiğini söylüyor. Bankayla görüştün değil mi? Onlara istediğiniz miktarı belirttim efendim. Miktarın fazlalığı onları bir hayli şaşırttı. Güzel. Demek şaşırdılar. Bu kadar hisseyi müşterimiz istedi. Onunla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Bu esrarengiz adam iyi ses getirdi. 5 yıldır tek kuruş değer kazanmayan hisseler bir anda tavana vuruverdi. Onun kadar iyi koku alan zeki bir yatırımcı daha görmedim. Onun borsa simsarı olarak ben de para kazanacağım. Ama kim bu? Kim bu adam? Söyle. Hiç kimse bilmiyor. Adam sanki bir anda gökten düştü. Ve bu nereden geldiği belli olmayan zengin adam beni görmeye geliyor. Savcı ne zaman beklediğini söyledi mi? Sizi saat 11:30'da bekliyor baron. Evet, ne var? Monte Cristo kontu geldi efendim. Ne duruyorsun, içeri alsana. Hoş geldiniz saygıdeğer kontum. Ben Baron Dengler. Ayakta kaldınız. Buyurun oturun Monsieur le Comte. Bakın Monsieur Dengler, ben Paris'e aşağı yukarı bir ay kalmak için geldim. Burada kaldığım süre içinde de para kazanmak istedim. Yaptığınız seçimi asla pişman. Çeşitli yatırımlarda bulunmak için biraz para getirdim. Bu parayı sizin işletmenize uygun gördüm. Ne dersiniz, işe başlamak için 5 milyon yeter mi? Neyse, bunlarla birkaç değerli hisse senedi alın. Sizin bu konuda çok yaratıcı olduğunuzu duydum. Bu miktarı artırmak artık sizin elinizde. Para kimdeyse idare de ondadır. Yanlış söylemiyorum. Hayır. Doğru söylediniz. Güzel. Ben bu paralarla hemen... Sizi çok yakında arayacağım Monsieur. Şimdiden teşekkür ederim. Rica ederim kontum. Bu heykelcikler çok hoşuma gitti. Usta birinin yaptığı belli. Onları yurt dışından getirtmiştim. Bakın burada bir tane var. Zevkinize hayran kaldım Monsieur. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz efendim. Bu arada yapmamı arzu ettiğiniz başka bir şey var mı? Kendinize uygun bir yer buldunuz mu? İyi aklıma getirdiniz baron. Buyurunuz, sayın kontumun arzuları benim için emirdir. Burada kendime bir ev satın aldım. Evet biliyorum. Ama aynı zamanda Şanzelize'de de bir daire kiraladım. Bu arada çevrede bazı hırsızların gezdiğini duydum. Rica etsem bana bir polis koruması ayarlar mısınız? Bu belgelerin derhal İtalyan hükümetine gönderilmesini istiyorum. Emredersiniz efendim, hemen.
Baron Dengler geldiler. Dengler, yine geç kaldın. Bu sefer iyi bir mazeretim var. Sana Monte Cristo Kont'u takdim edeyim. Ne büyük şeref Kont, evime hoş geldiniz. Monsieur. Buyurun oturun lütfen. Umarım sizi işlerinizden alıkoymuyorum. Alıkoymak mı? Rica ederim. Gelmenize çok sevindim. Sizi çok merak ediyordum. Bu arada hakkınızda bir şeyler okumuştum. Jacques Benoit'i da biliyorum. Gariba senatörü olan ağabeyinizi öldürmüştü, öyle değil mi? Evet. Bilgiler elinize ulaşmış demek. Evet Kont'um, biz iyi çalışırız. Birini düşünün. Abi ya da evladı öldürülmüş. Ya da babası. Bu insanın içindeki boşluğu hiçbir şey gideremez. Ve ölene kadar da yüreği kanamaya devam eder. Siz mesleğiniz gereği haksızlıklarla ve cinayetlerle her zaman iç içesiniz. Beni anlayacağınızı ümit ediyorum efendim. Şimdi bir düşünün. Karşınızdaki adam size ölesiye acı çektirmiş biri. Yanlış anlamayın. Ben fiziksel acıdan söz etmiyorum. Sevgili Kont, anladığıma göre siz adaletin yerine gelmesini istiyorsunuz. Doğru anlamış mıyım? Ben ilahi adaleti yerine getireceğim. Göze göz, dişe diş bir savaş. Evet, sizi gayet iyi anlıyorum. İlginç bir düşünce. Bu arada Sayın Kontumuz evin etrafında bir polis koruması istediğini söyledi. Ben de kendisini buraya... Adamlarım bundan böyle emrinizde saygıdeğer Kont'um. Hem evin etrafına hem de sokağın başına iki polis yerleştireceğim. Tabii dilerseniz daha fazla da olabilir Sayın Kont'um. İki polis bana yeter. Çok cömertsiniz. Paris ayrıcalıklı konuklarımıza daima özen gösterir Kont'um. Babacığım, bu sabah büyük babamı göreceğine söz vermiştin. Adamcağız saatlerdir seni bekliyor biliyorsun. Günaydın Baron Dengler, günaydın efendim. Yine nelerle uğraşıyorsun? Rica ederim. Büyük babamı üzdüğünün farkında mısın? Buraya hiç böyle ilginç konuklar gelmezdi. Bu bey kraliyet ailesinden mi yoksa bir katil mi anlamadım. Kızımın kusuruna bakmayın, dilinin kemiği yoktur. Ne zaman, nerede, ne konuşacağını asla bilemez. Aman baba. Valentin, madem geldin seni konuğumla tanıştırayım. Bu bey Monte Cristo Kont. Monte Cristo Kont mu? Aman tanrım. Demek Paris sosyetesinin konuştuğu kont sizsiniz. Gözleriniz o kadar etkileyici ki. En az sizin kadar zengin görünüyor. O zenginlik tecrübeden kaynaklanıyor geçen yıllardan. Bu arada Paris'e gelip şehrin güzelliklerini gördüğüme de çok memnunum. Sizden bir ricam olacak. Ama ben... Benimle birlikte gelip büyük babamı görür müsünüz lütfen? Valentin, çocukça davranmaktan vazgeç. Merak kızım. Etme baba, onu sana hemen getiririm. Bu güzel küçük hanımı kıramayacağım. Monte Cristo Kont. Ne kadar ilginç değil mi? Onu buraya kadar getirmeyi nasıl becerdin? Evet, doğrusunu istersen bu pek de kolay olmadı. Büyük baba! Büyük baba, bak sana Monte Cristo kontunu getirdim. Ne kadar mutlu olduğumu görüyorsun değil mi? Bütün Paris sosyetesi onunla tanışmak istiyor. Halbuki o şimdi senin odanda. Monsieur le Comte, bu bey benim büyük babam. Monsieur Noirtier de Villefort. Çok memnun oldum efendim. Büyük babam yıllardır felçlidir monsieur. Eski bir yara onu yatağa düşürdü. Sadece gözleriyle konuşabilir. Bir şey mi istiyorsun büyük baba? Sana yastık vereyim mi? Su mu istiyorsun? A, B, C, D, E, F, G... büyük babam gözlüğünü istiyor. Sizi gördüğüne çok memnun oldu. Öyle değil mi büyük baba? Bunu söylemesine hiç gerek yok. Büyük babama biraz süt getirir misin? Büyük babam gençliğinde hapis yatmış biliyor musunuz? Fakat biz birbirimize çok benzeriz. İkimiz de inatçıyız. Bir insanın sahip olabileceği en büyük servet, yanı başında duran, sevgi dolu bir kalptir. Çok yalnız bir gibi konuştunuz monsieur. Monsieur Albert geldi küçük hanım. Albert mi? Monsieur, izninizle merak etmeyin, hemen dönerim. Böyle gözümü dikip baktığım için kusura bakmayın. İnsan kendisini hapse attıran sebebi her zaman böyle yakından göremez. Boşuna beklemeyin, bir açıklama yapmayacağım.
Biraz da siz böyle oturup merak edin bakalım. Nasılsa bir gün gelecek oğlunuza gerçek kimliğimi söyleyeceğim. Gel. Hadi. Monsieur le Comte, bu benim arkadaşım Albert Mondego. Monsieur, bu benim için büyük bir onur. Bu onur bana ait monsieur. Bütün Paris sizden söz ediyor. İyi günler efendim. Bütün Paris esrarengiz konttan bahsediyor ve ben herkesten... Sakin ol Albert, sayın kontun kolunu kopartacaksın. İnanın doğru söylüyorum monsieur. Herkes ama herkes Monte Cristo kontundan bahsediyor. Yeter Albert, kendine gel. Evet, mesela babam. Babam da sizi çok merak ediyor. Kendisi doğuda görevliydi, Paris'e yeni geldi. Benim babam görevi icabı her yeri dolaştı. Onunla tanışmanızı isterdim. Adı Kont Montego'dur. Ünlü General Fernand Mondego'yu kim tanımaz? Kendisiyle tanışmaktan şeref duyarım. Hoş geldiniz saygıdeğer kontum. Ben Albert'in babasıyım. Generalim. Oğlum sizinle tanıştığı için çok heyecanlanmış. Sizi buraya sürüklediği için kusura bakmayın. Buraya zevkle geldim sayın generalim. Ünlü General Mondego ile tanışmak için ben de sabırsızlanıyordum. Teşekkür ederim kont. Monsieur le Comte, size annemi takdim edeyim. Kontes Mercedes Mondego. Hoş geldiniz monsieur. Oğlum çocukça davranmaktan asla vazgeçmeyecek. Babasıyla bana çok güzel bir sürpriz olduğunu söyledi. Emri vaki yapıp sizi buraya kadar getirmiş. Umarım ona fazla kızmamışsınızdır. Evime şeref verdiniz monsieur. Emrinizdeyim madam. Conte Monte Cristo. Onu sonunda gördün mü? Seni tanıyabildi mi? Beni tanır gibi oldu. Ama tanıdığını inkar etmeye çalıştı. Peki ya sonunda gerçeği kabul ederse? Artık çok geç prenses. Biz yıllar önce birbirimizden koparıldık. Artık asla bir araya gelemeyiz. Onu hala seviyor musun? Hayır. Ama seni çok etkilediği belli. O senin kafanı karıştırmış. Lütfen cevap ver bana. Böyle şeyler gücümü ve irademi zayıflatabilir. Şu anda duygulara asla yer yok. Şimdi yalnızca intikamımı düşünmeliyim. Ben de bunu duymak istiyordum işte. Unutma. Senin intikamın benim de intikamım. Mondego'nun kağıtları burada mı? De Villefort? Doktordan bütün belgeleri alıp getirdim. Dengler'inkiler? Bulabildiğim bütün belgeleri getirdim. Güzel. De Villefort babasına ve kızına düşkün, saygıdeğer başsavcı, yakında bütün foyanı çıkartacağız. Dengler, ünlü borsa simsarı. Burnu iyi koku alır. Satın aldığı bütün tahviller para kazandırır. Görecek bakalım. Mondego. İçlerinde en kötüsü o. Hırslarına asla gem vuramıyor. Her şeyi yapabileceğini sanıyor. Bunun için de önüne geleni eziyor. Evet. Kısacası De Villefort bir kurt. Dengler bir domuz. Mondego ise pis bir sırtlan. Ben ise onları acımasızca vuracak olan bir avcıyım. Güzel. Çok güzel. Pes etme. Devam et.
Güzel, çok güzel. Bu işi öğrendin artık. Seninle gurur duyuyorum. Koy onu yerine. Değerli bir şeyin kokusunu hemen alıyorsun. Bu işi pek çok kişi yapar. 6 yıl önce kaçakçılık suçundan dolayı hapis cezası almışsın. Hapisten kaçmış ve yakalanmışsın. Bu yüzden ömür boyu hapis cezası almışsın ama yine kaçmışsın. Devam edin lütfen. Dinledikçe kendime olan hayranlığım artıyor. Suçların hırsızlık, kaçakçılık, adam kaçırma ve öldürmeye teşebbüs. Adından anlaşıldığına göre İtalyansın. Doğru değil mi? Perfetto, signore. Bundan böyle senin adın Andrea. Cavalcanti kontusun, tamam mı? Öyle miyim? Belediye başkanı Bartolomeo Cavalcanti'nin oğlusun. Floransa'da asırlık Cavalcanti soyadını bilmeyen hiç kimse yoktur. Haliyle de çok zenginsin. Güzel. Zengin olduğuma göre çok da para harcıyorum. Elbette. Söylediklerimi harfiyen yerine getirirsen iyi para kazanırsın. Sana 3 görev veriyorum. Görev süresince bu konakta kalacak ve atların bakımını üstleneceksin. Çok yakında sana tanıştıracağım genç ve güzel bir kıza kur yapacaksın. Görevlerin sona erdikten sonra da seni kimse buralarda görmeyecek. Aa, ünlü kontlar her zaman kontlarla gezermiş. Aynen öyle. Şimdi söyle, adın neydi bakalım? Cavalcanti kontu geldiler efendim. Monte Cristo kontu geldiler efendim. Hoş geldiniz. Gecemize şeref verdiniz kontu. Size dostum Cavalcanti kontunu takdim edeyim. Kendisi Floransa'nın en ünlü ve en zengin ailesindendir. Çok memnun oldum. Sayın kontun dostu benim de dostumdur. Size kızımı takdim edebilir miyim Valentin? Matmazel. Monsieur le comte. Cavalcanti'nin ailesi halen Floransa'da yaşamaktadır. Karısı da şu anda İtalya'da mı peki? Arkadaşım bekar. Ha. İyi tanır mısınız? Birkaç gündür tanıyorum. Bizi Roma'da bulunan borsa uzmanı tanıştırdı. Ama ailesini çok iyi tanırım. Cavalcanti'ler Floransa'nın en köklü ve en zengin ailelerindendir. Size ayak uydurabilir miyim bilemiyorum. Ama yine de sizinle dans etme şerefini... Umarım kızınızın nişanlısı bu duruma fazla bozulmamıştır. Kızım nişanlı değil ki, bu da nereden çıktı? Albert Mondego ile nişanlı değil mi? Yok canım, ne nişanlısı, onlar sadece arkadaş. Hoş geldiniz Sayın Kontu. Habersiz geldim, kusura bakmayın. Çok iyi bir tüyo aldım. Haber gazetelerde basılmadan önce hemen gelip size bildirmek istedim. Bana yine tahvil almanızı istiyorum. Elbette kontum, bugüne kadar tavsiye ettiğiniz her tahvil bize çok para kazandı. Bu kez İspanyol hükümetinin bastırdığı tahvillerden istiyorum. Peki ne kadarlık istiyorsunuz Sayın Kontum? 1 milyonluk. Bu parayla İspanyol tahvili mi alacağım? Yalnız elinizi çabuk tutabilirsiniz değil mi? Peki hemen alırım efendim. Ve bundan kimseye söz etmeyeceksiniz. Merak etmeyin, bu ikimizin arasında kalacak. Çünkü başkalarının bana kanıp iflas etmesini istemem. Ben bir kumarbazım, yatırımcı değil. Hoşçakalın baron. Yarın bir iş için Londra'da olacağım. İçiniz rahat olsun, ben her şeyi ayarlarım. Şu İngilizlere de nasıl yatırım yapıldığını öğretiverin. Orasını bana bırakın. Beni artık tanıyorsunuz baron. Para her şeyi satın alabilir. Her şeyi. Girard. Derhal Monte Cristo kontu adına 1 milyon franklık İspanyol tahvili al. İspanyol mu? Benim için de 1 milyonluk al. Tabii şahsi hesabımdan.
Baron İspanyol Monte tahvilleri... Monte Cristo Conte bugüne kadar hiç yanılmadı. Sen sadece dediğimi yap. Hadi acele et biraz. Conte sizin de alacağınızı biliyorum. Olursam alırım. Ona neymiş? Ha, bu arada şey de al. Dövinye'ye. Wolford'a. Hatırı sayılır müşterilerimiz adına da şu İspanyol tahvillerinden alıver. Hadi ne duruyorsun? Gitsene. Kadehimi sayın kontuma kaldırıyorum. Bu santralde siz mi çalışıyorsunuz? Evet efendim, ben çalışıyorum. Yıllardır burada dururum. Fakat beni görmeye pek kimseler gelmez. İşler nasıl gidiyor peki? Bakın şurayı görüyor musunuz? Şurada ufuk çizgisi var. Oradan bana resmi mesajlar yollarlar. Ben de onları sol elimin baktığı yere, yani diğer ufka yollarım. Sağdan alırım ve aldıklarımı sola gönderirim. Başka bir de işte İspanyol hükümetinden aldığım resmi mesajı buradan Fransız hükümetine gönderirim. Olağanüstü bir iş yapıyorsunuz. Burada 300 frank var. Bu mesajı Paris'e yollarsanız size en az 5 yıllık maaş veririm. Fakat bu mesaj resmi nitelik taşımıyor. Bana hakaret ediyorsunuz efendim. Ama madem ısrar ediyorsunuz... Buna imkan yok. Resmi makamlardan telgraf geldi efendim. Başka türlü olsa inanmazdım zaten. Nasıl olur? İspanyol tahvilleri sivil savaşta çok değer kaybetmiş. Allah kahretsin. Bu tahvillerin 5 kuruşluk değeri yokmuş. Şayet fikrimi soracak olursanız... Adamı çatlatma da söyle. Tahvilleri satalım. Hem de bir an önce. Haklısın, evet. Bütün tahvilleri sat. Hem de hemen. Bankalar açılır açılmaz satar. Bankalardaki itibarım bir anda sıfıra inecek. Müşterilerim adına yüklü miktarlarda bu tahvilden almıştım. Şimdi ne olacak? Hepsi kapıma üşüşecek. Bu konuda bir fikrin var mı senin? Evet efendim. Onların zararını ödeyebilirsiniz. Doğru. Banka stoklarını kullanabilirim. Hayır, kendi hesabınızdan. Sen aklını mı kaçırdın? Müşterilerinize durumu bildirmek zorundayım efendim. Benimle konuşmak istemişsiniz. Benim için çalışırsan iyi para veririm. Hizmetinizdeyim efendim. Senin adın Kaderuz. Evet, Kaderuz benim gerçek adım. Siz nereden biliyorsunuz? İşlediğin bir suçtan dolayı 7 yıl hapis cezası almışsın. Ve kaçmaya çalışırken yakalanmışsın. Evet. Beni bunları konuşmak için çağırırsanız... Üçlü arkadaşın kaçmış. Ve seni oyuna getirmiş. Faustino... Belki bilmiyorsunuz, ben sadece onun için yaşıyorum. Onu bulmak ve öldürmek için. İntikam duygusu o kadar tatlıdır ki, uğrunda ölmeye bile değer. Şimdi iş görüşmek için başka bir konuk bekliyorum. Rica etsem beni birkaç dakika dışarıda bekleyebilir misin? Hizmetinizdeyim sayın kontum. Monsieur. Monsieur. Faustino. Faustino. Yıllardır bu anı bekliyordum. Bak bak. Demek bizim sıska Kaderuz tekrar sokaklara dönmüş. Aylarca revirde yattım. Çünkü en yakın dostum beni ölüme terk etmişti. Oh!
Siz de gördünüz. Önce o bana saldırdı. Ve ben de kendimi korudum. Derhal onu polise teslim edin. Bu adamı tanıyor muydunuz? Asıl sen kimsin Monte Cristo? Asıl sen kimsin ha? Götürün onu. Varan bir. Demek o serseri Cavalcanti kontu falan değildi öyle mi? Adamın gerçek adı Benedetto. Cavalcanti soyadı sahteymiş. Ömür boyu hapse atıldığı hücreden... Kızım kaçmak... bu konuyla ilgili hiçbir şey bilmeyecek. Ona bu durumu anlatmayacağız. Benedetto hapisten kaçmıştı. Pek çok mahkum dostuyla birlikte. Güzel. Bundan sonrası size düşüyor komiser. Monte Cristo kontu dahil herkesi araştırın. Cavalcanti bana o tanıştırdı. O alçak herif, o serseri. Utanmadan evime gelerek biricik kızıma kur yaptı. Üstelik benim başsavcı olduğumu da biliyordu. O kaybetti. Onun cezasını kendi ellerimle vereceğim. Günah mı çıkartacağız? Şimdilik hiçbir günah işlemedim. Lütfen gidin buradan. Andrea di Cavalcanti. Size gidin dedim. Faustino. Sen ha? Şimdi de benim gibi basit bir suçluyu mu korumaya karar verdin söylesene. Benim dediklerimi yaparsan ceza yemeden kurtulursun. Birinci sayfada yazılanları iyice ezberle. Diğer sayfalarda yazılanları da teker teker oku. Duruşmada ben de olacağım. Gözlerini benden ayırma. Anlayacağınız bu adam Andrea, Benedetto ya da Faustino. Her suç işlediğinde polise yakalanmamak için adını soyadını değiştiriyordu. O adi bir suçlu değildir. Basit bir hırsız da değildir. O masumları sokan zehirli bir yılandır. Evet, eli kanlı bir katildir. İşte sonunda bir adam daha öldürdü ve suçüstü polise yakalandı. Cinayet aleti bile hala elindeydi. Onun yeri demir parmaklıkların arkasıdır. Ancak eminim ki bu eli kanlı acımasız katil yine hapisten kaçmanın bir yolunu bulacaktır. O idamı hak etti. Lütfen sessiz olalım. Susalım, susalım. Sanık, ayağa kalk. Mahkeme heyetine adını ve soyadını... Sayın Yargıç, size kimsenin bilmediği gerçek adımı söyleyeceğim. Buna itiraz eden var mı? Gerçek adı belirtilmemiş miydi? Kaç yaşındasın? Şu an tam 21 yaşındayım Sayın Yargıç. 1817 yılının 27 Eylül akşamı dünyaya gelmişim ben. Doğum yerin neresi? Il Tottori. Paris'e çok yakındır. Mesleğin nedir? Ne ararsanız var efendim. Dolandırıcılık, hırsızlık. Hatta cinayete teşebbüs bile. Sanığa sorunuz var mı Monsieur de Villefort?
Bu durumda soruların hepsi soruldu. İlk soruyu atlattık. Tekrar soruyorum. Evet. Mahkeme heyetine ismini söyler misin? Gerçek ismini. Gerçek adımı bilemiyorum. Ama babamın kim olduğunu biliyorum. O zaman bize babanın ismini söyle. Benim babam bu şehrin başsavcısıdır sayın yargıcı. Ne dedin sen? Tekrarla bakayım. Babamın adı De Villefort'dur. Lütfen susalım. Sakin olun. Duruşma devam ediyor. Herkes susun. 1817 yılında Monsieur De Villefort memleketine dönmüş. O yıla kadar bir sene boyunca Tottori'de çalışmış. Görevi sırasında o kasabada yaşayan güzel bir kızla arkadaşlık kurmuş. Tottori'de yaşanan bir yıllık yasak aşk sonucunda sözünü ettiğim o kasabalı genç kız De Villefort'dan bir erkek çocuğu dünyaya getirmiş. Bebek doğduktan birkaç saat sonra genç anne ölmüş. Bebekten haberi olan De Villefort, zavallı bir çareyi aldığı gibi diri diri evinin bahçesine gömmeye kalkışmış. Ancak sayın yargıç, bu korkunç olayı üst kattan seyreden biri varmış. Evin emektar uşağı. Uşak aşağı koşup bebeği çıkarmış. Ve onun hala yaşadığını anlamış. Sonra da gizlice kendi evine götürmüş. 13 yaşıma gelip de evden kaçtıktan sonra yaşamımı sürdürmek için sözünü ettiğim işleri yaptım. Eğer söylediklerime kanıt isterseniz sayın yargıç, size her şeyi getirdim. Burada Monsieur De Villefort hakkındaki gerçekler yazmaktadır. Bu belgede annem Mademoiselle Meligogul'un bebeği doğurduğu ve aynı gün öldüğü yazıyor. Bu belgede de sözü geçen bebeğin Monsieur De Villefort'a ait olduğunu belirten doktor raporunu görebilirsiniz. İfadeler, doğum ve ölüm belgeleri vesaire 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 hepsi burada. Sabah gazetesi geldi. Başka bir emriniz var mı efendim? Olamaz. Ne oldu efendim? Hayır, olamaz. Hayır, hayır. Hayır, hayır, olamaz! Haberi okudun mu Şirer? Milyonlarca franklık hisse senedi alımından sonra İspanya iyice karışmış. Tahvillerin değersiz olduğunu beyan ettiğimiz için İspanya hükümeti bizi iftiracılıkla suçlamış. Ortalık yine durulmuştu. Bu bir savaş sebebi. İspanya anlaşmayı bozacak. Denkler! Bakıyorum gazeteyi okumuşsun. Olanlardan haberim var. Hani bu tahviller bana bir servet kazandıracaktı. Çuvalla para kaybettim. Onlardan benim için de almıştın ha. Hani nerede? Sakin olun beyler. Fazla zarara girmeden o hisselerin hepsini sattım. Yalan söylüyorsun. Sana inanmıyorum Denkler. Baron Denkler! Beni milyonlarca frank zarara soktu. Zarara giren yalnız siz değilsiniz. Sakin olun beyler, zarara girmediniz. Benden habersiz o tahvillerden bakın, satın sadece aldım. Ben de giden paralarımı istiyorum, işte o kadar ödeyeceğim. Şimdi sana nasıl inanalım? O parayı faize koysam kâra geçerdim. Bizi fena dolandırdın. Evet, itiraf et Dengler, itiraf et. Sen bizi dolandırdın. Ben artık bitir Dengler, seni mahkemeye vereceğim. Anladın mı beni? Mahkemeye. Sıraya gir. Onu önce ben dava edeceğim. Hayır, önce ben dava edeceğim. Benden habersiz benim paramla tahvil almak nasıl olurmuş görsün bakalım. Hepimizin parasını batırdın. Benim bu bankaya da güvenim kalmadı. Bankamı da değiştireceğim. Evet. Ben de değiştireceğim. İflas edince görürler. İflas mı? Evet. Evet, kaç milyon frankımız var. Elimiz gitsin, paramızı çekelim. Şey, iflas edince. O zaman batacaktır. Gidelim.
Bu ne güzel sürpriz, çok şaşırdım. Buraya sizinle sohbet etmek için gelmedim Sayın Kont. Sizden bir açıklama istiyorum. Hangi konuda peki, anlayamadım. Bu sabah gazetede çıkan haberden söz ediyorum. Babam hakkında iğrenç ifadeler kullanmışsınız. Ona iftira attınız. Onun şerefiyle oynadınız. Adını lekelediniz. Haklısın. Söylediklerinizin hepsi asılsız. Sizin bu kadar yalancı olduğunuzu bilmezdim. Şu an evimde olduğunu unutma Albert. Burada sesini yükseltmene izin veremem. Bu hikayeyi basına siz verdiniz. İnkar edebilir misiniz? Hayır. Tamam Albert, ne demek istediğini gayet iyi anladım. Yarın sabah bekliyorum. Gün ağardıktan sonra ormanda olun. Peki, ormanda görüşürüz. Neden? Oğlumu öldürmeyeceksiniz, değil mi? Bana meydan okuyan kendisi madam. Onuru lekelenmiş bir gençten başka ne bekleyebilirsiniz ki? Siz babasının adını lekelediniz. Bir zamanlar benim de babam vardı. Bu durumda onu daha iyi anlarsınız. Generalin adı lekelendiğinde ne hissettiğini anlayabilirsiniz. Ne generali? Ben bu işe başladığımda kendisi henüz bir teğmendi. Hangi işe? İntikamdan söz ediyorum adam. Neyin intikamı? Benimle evlendiği için mi kızgınsın? O senin bu öfkeni hak etmiyor. Hatalı davranan bendim. O kadar zayıftım ki tek başıma daha fazla dayanacağımı sanmıyordum. Senin yakalanıp Chateau d'If'e gittiğini ve orada öldüğünü söyledikleri için onunla evlendim. Peki neden Chateau d'If'e gittim dersin? Neden tutuklandım, söyle. İnan ben hiçbir şey bilmiyorum. El yazısını tanımışsınızdır herhalde. Bu mektup da ne demek oluyor? Biraz düşünürseniz bulursunuz. Gözlerime inanamıyorum. 14 yıl önceydi. Bu yalan mektup yüzünden Chateau d'If'te yıllarca hapis yattım. Hem de tam evlenmek üzereyken. Onun sizinle evlendiğini bilmiyordum. Babamın öldüğünden de haberim yoktu. Açlıktan ölmüş. Açlıktan mı? İnanın bundan hiç haberim yoktu. O zamanlar burada değildik. Beni hala sevdiğinizi ummak büyük bir hataymış. Özür dilerim. Aynı zamanda beni unuttuğunuz için ben de sizi affediyorum. Ama hayatımın 14 yılını çalanları asla affedemem. Siz affedebilir misiniz? Hem benim hem de sevgili babamın hayatını mahvettiler. Asla affetmem adam. Asla. Rüyalarımda hep seni ölürken gördüm. Hapishanenin taş duvarları arasında iskeletler görürdüm. Senin soğuk ıslak taşlar üstünde yatan cesedini görüp korkuyla bağırırdım. Peki babanı açlıktan ölürken de gördün mü? Sevgilinin en büyük rakibin tarafından elde edildiğini, sonra da onunla evlendiğini gördün mü ha? Yeter artık. Ben Fernand'la sadece oğlum Albert'e babalık yapması için evlendim. Ah Edmund, lütfen. Aradan bunca zaman geçmiş, eski aralarımızı tekrar deşmeye ne gerek var söyle. Senin öldüğünü duyunca ben de ölmek istemiştim. Kendimi bildim bileli seni seviyordum. Ve karşılaştığım her erkeği elimde olmadan seninle kıyaslıyordum Edmund. Sensiz geçen her günün bir işkenceden farksızdı. Seni çok özlemiştim. Bu zaman zarfında beni teselli eden tek şeyse biricik oğlumdu.
Zavallı masum oğlum bana yaşama sevinci verdi. O bizim oğlumuz Edmund. Hazır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Annenle mi konuştun? Her şeyi anlattı. Sizden özür dilerim efendim. Babamdan nefret ettiğiniz için size kızamam. Duygusallığın sırası değil. Bunları yapmakla Tanrı'yı kızdırıyor muyum acaba? İlahi adaleti ancak onu sağlayabilir. General Montego, yüce azalarımızdan oluşan bu toplantıda geçmişinizle ilgili bir meseleyi açığa çıkaracağız. Asılsız suçlamalardan mümkün olduğunca kaçınacağız. Konuşmam bittikten sonra kendinizi savunabilir, elinizde bir kanıt varsa gösterebilirsiniz. Bu toplantıya neden olan haberi biliyorsunuz. Bu sabah bütün şehir halkı haberi Le Jour L'Autoblo gazetesinde okudu. Dünkü baskısında bazı bilgiler veren gazete, bu sabahki tamam, baskısında biliyorum. Da hakkınızdaki suçlamaları bir liste halinde belirtmiş. Bu suçlamalardan biri, Yunan Savaşı'nda tanıştığınız Ali Paşa adlı bir beyle ilgili. Kendisi sizin Türklere ihanet ettiğinizi söylüyor. Burada yazdığına göre... Sayın jüri başkanım, izin verirseniz savunmamı şu anda yapmak istiyorum. Buyurun, sizi dinliyoruz. İşte belge. O savaşta ihanet eden ben değildim. Burada Ali Paşa'nın imzası var. Yani asıl ben istismar edildim. Birbirimize güvenmiştik. Kendisi ölürken karısıyla kızını bana emanet ettiğini söyledi. Vasiyeti buydu. Karısıyla kızını bana emanet etti. Peki o hanımla kızına daha sonra ne oldu? Onları aramadığım hiçbir yer kalmadı sayın başkanım. Savaş sürdüğü halde onları aradım. Hayatımı bile tehlikeye attım ama bundan asla vazgeçmedim. Onları bulana kadar da vazgeçmeyeceğim. İkisinin de savaşta esir düştüğünü öğrendim. Peki olayların bu şekilde geliştiğini bize kanıtlayabilir misiniz general? Anlayamadım sayın başkanım. Ali Paşa'nın imzası sizin için yeterli değil mi yani? Üstelik bir Fransız askeri olarak yeminli ifade veriyorum. Ama bunlar yine de yeterli değilse... Buna bakın. Sizler benden geçerli bir kanıt istiyorsunuz. Ben de bu pis iftiralarda bulunan insanlardan kanıt istiyorum. Onların kanıtı nedir? Ucuz bir gazeteciye anlatılan hikayeler mi? Bu pis yalanları kim gazeteye gidip anlatmış olabilir? Hani nerede o? Madem öyle onu da buraya çağırın. Erkekse buraya gelsin ve benimle yüzleşsin. Çok iyiydiniz general. Teşekkür ederim, sağ ol. Sağ ol. Monsieur le Comte, biraz önce hep birlikte savunmanızı dinledik. Bize neler yaşadığınızı anlattınız. Birkaç dakika önce sözünü ettiğiniz bu olayla ilgili kısa bir not aldım. İzninizle okuyorum. Ben Ali Paşa hayata gözlerini yumarken onun yanındaydım. Karısının ve kızının başına neler geldiğini biliyorum. Onlara en yakın dostları ihanet etti. Bu saçma mektubu kim yazmış? Sonunda imza yok efendim. Fakat bu mektubu yazan kişi şu anda bu binadaymış. Arzu ederseniz içeri girebilirler. Peki bırakın içeri gelsin. Tanık içeri gelebilir. Rica etsem bize kendinizi tanıtabilir misiniz? Ben Ali Paşa'nın kızıyım sayın general.
Burada doğum sertifikamı ve kimliğimi görebilirsiniz efendim. Annemle ben oradan oraya satılırken bu belgeleri gözüm gibi sakladım. Satıldığınızı mı söylediniz? Bir Fransız subayı 40 bin frank karşılığında annemle beni köle olarak sattı efendim. O subayın adını söyler misiniz? Fernand Montego. Siz zavallı babamın güvenini kazanmıştınız. O sizi kendi çocuğu gibi sevmişti. Size öyle güvenmişti ki karısıyla kızını bile size emanet etmişti. Fakat siz yalancıydınız. Bir haindiniz, bir katil. Evet, katildiniz. Biz oldu. Monsieur le General, ona bir cevap verecek misiniz? Yalan bunlar. Bu kız düpedüz yalan söylüyor. Nereden geldiği belli olmayan bir yabancının sözünü, bir generalin sözüne tercih mi edeceksiniz? Kraliyet ordusunun şerefli bir askerini bir pespaye yüzünden harcayacak mısınız? Pespaye derken kimi kastediyorsunuz? Bu hanım gerçekten de Ali Paşa'nın kızıdır. Belgeler her şeyi açıkça belirtiyor zaten. Fazla söze gerek yok. Boşuna inkar etmeyin artık, General Mondego. Ya da savaş kahramanı Kont Mondego mu demeliyim? Fakat bu konu sizi neden ilgilendiriyor, sorabilir miyim? İsterseniz daha önce bana gerçek kimliğimi sorun. Ben Edmund Dantes'im. Ha, evet. Evet. İşte şimdi anlamaya başladım. İhanete uğrayan delikanlı demek intikamını almaya geldi. Ve bu niyetinden bir an olsun vazgeçmedi. Şimdi anlıyorum, evet. Caderousse öldürüldü. Dangler da intihar etti. De Villefort bütün şerefini ve itibarını yitirdi. Şimdi de sıra bana mı geldi, Edmund? Doğru bildin. Madem sadece ikimiz kaldık, o zaman kozumuzu teke tek paylaşalım. Hazır mısın? Geç karşıma! Zekanı kullanıp insanları mahvetmeyi başarabilirsin. Fakat buradan sağ çıkmayı asla başaramayacaksın, Edmund Dantes. Bunu göreceğiz. Pekala! İçinde intikam hırsı olabilir ama benimle asla başa çıkamayacaksın. Çünkü öleceksin. Bu kez cidden öleceksin. Kendini savunabilecek misin bakalım, Edmund? Yoksa yine kalleşçe planlar mı yapacaksın? Beyler, beyler, durun lütfen. Rica ederim, durun, kendinize gelin. Durun. Durun. Rica ederim, bırakın şu kılıçları. Bir tek kelime bile etme. Hapiste yatman ölmenden daha büyük ceza olur. Bu dünyada yaptıklarının cezasını çekeceksin. Cehenneme sonra gideceksin. General Montego, sizi kanun namına tutukluyorum. Varan dört. Mercedes. 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 Bu ev neden böyle boş? Kontes Mondego nereye gitti?
Kontes Mondego Mersilya'ya gitti. Ne zaman? Dün akşam. Mercedes! Nereye gidiyorsun? Afrika'ya. Oğlumla orada buluşacağım. Gönüllü orduya yazıldım. Albert asker mi oldu? Oğlum babasının izinden yürümeye karar verdi. İzin ver ben de seninle gireyim. İkinize de yardımcı olayım. Hayır, oğlum buna asla izin vermez. Ama sen bana onun bizim oğlumuz olduğunu söylemiştin. Doğru, o senin oğlun. Ama onun soyadını gururla taşıdığı bir babası vardı. Sen o adı ve soyadı çamurlara batırdın. Ben adaletin yerine gelmişsin zaten. İnan bana, bundan başka çarem de kalmamıştı. Beni yıllarca bu ayakta tutmuştu. Aksi takdirde o hayata dayanamazdı. Bu benim yaşadığım en güç ödüldü. İçimde ihanete uğramış bir masum ruhu vardı. Bu arada canını yaktığın diğer masumları hiç düşünmedin bile. Ben Tanrı'nın yerine geçip onun rolünü üstlenmedim. Ben hiçbir şey yapmadığım halde cezalandırıldım. Bulmak istediğim yalnızca kaybettiklerimdi. Ruhumdu, benliğimdi. Edmund Dantes'ti. Ama ne yazık ki bulamayacaksın. Çünkü o yıllar önce şatoda isimli oldu. Onunla birlikte pek çok şey yapabiliriz. Sen ancak Monte Cristo Kontu'nun doğuşunu kutlayabilirsin. Tüm kalbimle onu affediyorum. Onun için dua edeceğim. Umarım bir gün o çok istediği huzura kavuşur. Hayır. Gerçek aşkı bulmadan bunu başaramaz. Genç yaşta bulduğu aşkıysa kaybetti. Bu aşkın üstünden uzun yıllar geçti. Size iyi yolculuklar. Kontes Montego. Elveda saygıdeğer.